İmam Buhari Abdullah İbni İşam'dan şöyle bir olayı nakletmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber otururken Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın elinden tutar. Ömer bin Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine karşı böyle ilgilendiğini görünce bir anda yüreğinden çıkan şu sözlerin sahibi olur. Der ki ya Resulallah, ben kendi nefsimden, canımdan sonra her şeyden daha çok seni seviyorum. Bu sözler ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Ya Resulallah, ben seni annemden, babamdan, eşimden, çocuklarımdan, kardeşlerimden, dava arkadaşlarımdan, sevilmeye değer ne kadar insan varsa hepsinden daha fazla seviyorum demektir. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu temiz sözleri işitince Ömer bin Hattab'a şöyle bir cevap verir. Canım elinde bulunduran zata yemin olsun ki sen beni kendinden daha fazla sevmediğin müddetçe olmaz dedi. Subhanallah. Ne olur aziz dostlar, güzel kardeşlerim, şu derneğin içerisinde bir arkadaşınız size doğru yönelse ve dese ki abicim, kardeşim, şu derneğin içinde ve derneğin dışında ne kadar tanıdığım insan varsa en fazla seni seviyorum. Muhabbetiniz nasıl olur? İlgi ve alakanız nasıl olur? Onu gördüğünüz ilk anla o kelimeleri söyledikten sonraki an arasında muhakkak ki fark olacaktır. Siz de en güzel sözlerle kardeşinize mukabelede bulunacaksınız. Yetmeyecek. Kendisine bir iyilik yapma konusunda yarışın içerisine gireceksiniz. Bu insani bir şeydir. İnsanı mutlu eden erdemli bir harekettir. Ancak durum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle kıyaslanınca alacağınız ve alacağımız her bir cevap Ömer bin Hattab'a verilen cevabın aynısı olacaktır. Bu sözleri Ömer bin Hattab değil de başkası söyleseydi yine aynı cevabı alacaktı. Bir gün Amr bin As radıyallahu an Resulullah'a yöneldi, dedi ki ya Resulallah, insanlar içerisinden en fazla kimi seviyorsun? Dedi ki Ebu Bekir'i radıyallahu an. Ondan sonra kızı Ayşe'yi radıyallahu anha. Subhanallah. Bu iki insan da Peygamber aleyhisselama gelseler deseler ki ya Resulallah, kendi nefsimizden sonra en fazla seni seviyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vereceği cevap, canım kudretini elinde tutan zata yemin olsun ki olmadı. Kim derse desin. Şehitlerin efendisi Hamza radıyallahu an kabrinden de kalksa alacağı cevap aynısı olacaktır kardeşler. Elimi, canım, nefsimi elinde tutan zata yemin olsun ki olmadı. Bu sefer Ömer bin Hattab bu sözlere şöyle karşılık verir. Ey Allah'ın Resulü, şu andan itibaren, yani sen bana nasihat ettikten sonra, aklımı başıma getirdikten sonra, kalbimi bu yüce sözlere yönlendirdikten sonra Allah'a yeminler olsun ki ben seni kendimden de daha fazla seviyorum. Aldatma yok. Kandırmaca yok. Takiye kesinlikle yok. İhlaslı, samimi bir şekilde ya Resulallah, bu saniyeden, bu andan itibaren ben seni kendimden de fazla seviyorum. Subhanallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinin samimi olduğunu göstermek için der ki şimdi oldu ey Ömer, şimdi oldu. Sen teninden, kanından, sinirlerinden, hücrelerinden beni daha fazla sevmediğin müddetçe olmamıştı. Ama şimdi sevdin, ama şimdi bunu teyit ettin, şehadet ettin. Şimdi bu sevgi mübarek oldu ya Ömer.